Merhaba, ben uzman psikolog Can Sangın. Bugün sizlerle kaygıyı tanıyalım istiyorum. Nasıl başa çıkabileceğimizi konuşalım. Kaygı olağan bir durum. Gelecekte ne olacağını bilememek, kontrol edememek zaten olağan. Önemli olan ona kapılıp kaybolmamak. Düşünsel, duygusal, bedensel bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Öncelikle kaygıdan kurtulmak cümlemizi değiştirelim. Bunun yerine yönetmek veya başa çıkmak diyebiliriz. Kaygı ile başa çıkmada zorlanılması sonucunda başa çıkılamayan kaygının boyutunu anlamlandırmada da zorlanıyoruz. Bu da kaygı bozukluğu belirtileri olarak baş gösteriyor. Yoğun kaygı yaşandığında yaşadığımız çaresizlik alanından dışarı çıkmak için çoğu zaman işlevsiz başa çıkma mekanizmalarını kullanıyoruz. Ama bunlar durumun yükünü arttırıyor. Biz psikologlar oradan, o andan kaçınmak yerine orada kalabilmeye eşlik ediyoruz. Bazı ana noktalar var. En önemli ikili süreklilik, yani yaşamda kalmak, bir diğeri de yüzleşmek, yani kaçınmamak. Kaygıyı hafif bir gerginlik olarak deneyimleyebileceğiniz gibi panik derecesine varan yüksek bir yoğunlukta da yaşayabilirsiniz. Bir psikolojik durum olan kaygıyı yönetemediğimizde aşırı stresli hissediyoruz ve işlevselliğimiz bozuluyor. Örneğin konsantrasyon, uyku, yemek düzeni gibi fonksiyonlar olumsuz etkileniyor ve durum daha kötüleşebiliyor. Bu durumlarda odağı değiştirmek de değerli bir yol. Yani saplandığımız düşünceden başka düşüncelere yönelebilmek. Fakat dikkat! Odağı değiştirmek, kaçınmak değil. Durumun farkında olunarak yapılan bir yöntemden bahsediyorum. Bazı durumlarda kendi kendime ne yaparsam yapayım, olumsuz, çarpıtılmış, beni kaygıya sürükleyen düşünceleri değiştiremiyorum diyorsanız, belki de başa çıkma yolunuz yanlış veya yetersizdir. Bunun için profesyonel psikolojik destek, yani bir uzman desteği almak, süreci anlamlı ve doğru bir şekilde başlatır. Psikoterapi süreci, bir anlamda kaygıya yeni anlam yükleme süreci. Kaygılarınızın yaşamınızı değil, sizin kaygılarınızı yönettiğiniz işlevsel ve doyumlu bir yaşam dilerim.